Merhaba dostlar. Kabuşon makinamızla ilgili çeşitli denemelerimiz devam ediyor. Bu aralar fazla ilgilenemiyorum çünkü biliyorsunuz hani kış mevsimi geldi. Normalde terasta çalışıyorum. Kış olduğu için fazla çalışamıyorum. Ayrıca kış aylarında biraz daha yapay zeka çalışmalarına yöneldiğim için fazla video çıkaramayabilirim. Ama yine de denemelerimiz devam ediyor. Neler yapıyoruz bir bakalım. Sorunlarımızdan biri kum sorunuydu. 2000-3000 kumlarda silisyum, karbür, zımpara bulamıyorduk. Onun için şöyle bir şey denemeye karar verdim. Bu şekilde yaptım diski ve deneme yaptım kendimce. Parlatmalar oluyor, işe yarıyor. Fakat bir sıkıntımız var. Sıkıntımız şöyle, bunlar çok aralıklı ve boyları uzun. Makinede hoş olmayan sesler çıkıyor. Fazla ses çıkıyor. Kullanışlılık zayıf. Bunların yaprak boyutunun küçültülmesi ve çok sık olması gerekiyor. Normalde bunların küçükleri var, metal sanayinde kullanılan. Yani onlar gibi olması, yapılması gerekiyor. Fakat işte piyasada genelde metal ve ahşap üzerine çalışıldığı için hani taşta ülkemizde yeterli çalışma yok. Yüksek kumları bulamıyoruz. Kendimizce çözümler üretmeye çalışıyoruz. İşe yarıyor mu? Bir miktar yarıyor. Bunların kalıba dökülmesi gerekiyor. Eğer kalıba dökülüp çok sıkı bir şekilde yapraklar böyle aralıkları daraltılarak çok sıkı şekilde ve daha kısa yapıldığında işe yarayacağını düşünüyorum yani kesinlikle işe yarar. Bir de bu şekilde kullanacaksak diskin boyutunu küçültmemiz gerekiyor. Hem makineye zarar vermeme adına hem fazla ses çıkmaması adına çünkü böyle çok yüksek ses çıkıyor. Olabilir, neden olmasın? Söylediğimiz gibi çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Bizim amacımız maliyeti oldukça aşağılara çekmek, düşürmek. Yoksa piyasada ürün yok mu? Var ama neden? Bir tekerleğe 100 dolar verelim. Hani 150-200 TL'ye mal etmek dururken neden 1000 TL'ye mal edelim? Onun arayışı içerisindeyiz. Hem de daha fazla insanın bu imkanlara kavuşmasını istiyoruz. Mümkün olduğu kadar fazla insan, bütçesi dar olan insan bu işlerle uğraşsın. Bir gelir kapısı olsun. Bu görmüş olduğunuz piyasada metal sanayinde kullanılan bant zımpara diye tabir edilen zımpara türü. Bildiğimiz malzemesi neden? Haliflex'e benzetmişsinizdir. Haliflex malzemesinde yapılmış, üzerine işte zımpara tozu uygulanmış. Bunun türünü bilmiyorum arkadaşlar. Hani silisyum karbür mü, alümina kaynaklı mı veya zirkonyum mu? Bunu bilemiyorum. Bunları test edeceğim. Elimde iki tane var değişik kumda. Bunlardan bir tanesi 180 kum. Diğeri de 100 kum. 100 kum civarında olması gerekiyor. Bunların aynı şekilde yurt dışında elmas kaplı olanları var. Görüntü itibariyle aynı, ayırt edemezsiniz. Ama malzeme olarak zımpara tozu değil de elmas kaplanmış. Değişik uygulamalar yapılabilir. Bunda kullanılan tekerlek nasıl bir tekerlek? Böyle bir tekerlek. Zaten bu piyasada var. Bunların değişik çeşitleri var. Kauçuk veya hani plastik bazlı olanlar. Fiyatlar değişiyor. Bunlar bizim tekerleklerimize göre biraz daha pahalı ve maliyetli tekerlekler. Bu kendi ürettiğimiz tekerlek. Bu da hazır bulduğumuz, denemek için aldığımız bir tekerlek. Maliyeti biraz fazla ama bunun güzel yanı şu. Bu zımparayı taktığımızda
kendiliğinden genişliyor. Burada görmüş olduğunuz delikler sayesinde açılıyor. Zımparayı taktığımızda ek bir işleme yapıştırıcıya gerek kalmıyor. Çok pratik, anında zımparayı değiştirebileceğimiz şekilde oluyor. Bu yönden fiyat farkına değer mi? Yani maliyet olarak 100 TL'lik veya 200 TL'lik bir fiyat farkı ortaya çıkabilir bu diskle bu disk arasında. İşte maliyeti toptan alımını uygun fiyata getirirsek, hani maliyet farkını 100 TL altına getirebilirsek değer diye düşünüyorum bu diskleri. Yine bu zımparayı da kendimiz üretebiliriz. Üretiriz maliyeti düşürme adına ya da istediğimiz malzemeyi kullanma adına. Çünkü bunlarda da yine yüksek kum yok maalesef. Yüksek kumlara çıkmıyor. 100-200 kumda kalıyor. Hani en fazla belki 400'e falan zorlasanız bulursunuz piyasada. Ama daha yüksek kumlar yok. Bizim amacımız zaten yüksek ince kumlara çıkmak bu şekilde. Ayrıca hani elmas zımparalarımızı, yüksek kumlu elmas zımparalarımızı yaptığımızda, imal ettiğimizde yine buna takabileceğiz. O açıdan çok pratik olacağını düşünüyorum. Çok seri bir şekilde zımpara değiştirebilirsiniz hani. Yani son kullanıcı olsanız da diskiniz elinizde bir defalık yatırım yapıyorsunuz bu diske. Sürekli aynı diski kullanıyorsunuz. Sadece üzerindeki zımparayı değiştiriyorsunuz. Bu da ilk yatırım maliyeti biraz fazla olsa da oldukça uygun bir çözüm olmuş oluyor totalde. Bu görmüş olduğunuz disk hani görebilirsiniz piyasada. Hatta işte toptancılar veya üretim yapanlar uygun fiyata da verebilir. Bir araştırmak gerekiyor. Yalnız bunda görmüş olduğunuz gibi eni biraz daha küçük. Ama küçük olması belki de bir avantaj olabilir. Hani şu araları belki biraz daha uzatırız ve daha rahat çalışma imkanı sunabilir. Yalnız ara aparatları, buradaki bilezikleri buna göre ayarlamak, yeniden üretmek gerekiyor. Bununla ilgili gelişmeleri, testleri size daha sonraki videolarımda aktaracağım. Bunu bizim şaftımıza uygun hale getireceğim, bu delik çapını. Buraya takacağım ve bu görmüş olduğunuz türünü bilmediğim zımparaları deneyeceğim ve sonuçları sizlere aktaracağım. Beni izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın.